Herkese merhaba, ben Hasan Yıldız. Kişisel bir yaşam öyküsü vloglarına, arabadan vlog çeken adamı serisine bugün de hoş geldiniz. Evet, Avcılar'dan başlayan yolculuğumuz deniz yoluyla devam edecek. Aslında Üsküdar tarafına geçiyorum. Karayoluyla gidebilirdim ama biraz çekim yapmak için hem sizlere böyle bir güzellik göstermiş olayım, hem de uzun zamandır deniz yolundan geçmedim. Havada böyle hafif kapalı. Biraz rüzgar var ama sanırım en tatlı deniz yolculuklarından birisi olacak. Sirkeci Harem hattına binerken elime bir adet şöyle bir broşür tutuşturdular. Bu broşürü biraz detaylıca incelediğimde Opet'in fırsatları İdeoli denize açılıyor demiş. Ben de Opet'ten sürekli yakıt alan bir insan olarak inceledim. Üzerindekini size aynen okuyayım. 1-31 Ağustos tarihleri arasında İdeoli'ye araçlı yolculuk yapanlar Opet'te 5 TL değerinde yakıt puan kazanıyorlar. Siz de yolculuğunuzu İdeoli'ye yapın. Opet'ten tek seferde 100 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinizde puanınızı harcayın demiş. Kısaca özetleyelim. Hangi hatlarda geçerli ondan da bahsedeyim. Yine 1-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Eskihisar Topçular, Sirkeci Harem, Yenikapı Bandırma, Yenikapı Bursa, Yenikapı Yolova ve Pendik Yolova hatlarında İDO ile araçlı yolculuk yapan müşterilere 5 TL yakıt puan hediye demiş. Yani bu saydığım hatlarda İDO ile seyahat ediyorsunuz. İDO ile ettiğiniz seyahatlerde 100 TL ve üzeri Opet'ten yakıt alırsanız size 5 TL hediye arkadaşlar. Bu da böyle bir bonus olsun sizler için. Ben niye Opet'ten tercih ettim? Aslında bir şeyde anlatmıştım sizlere. Kısaca yine aktarayım. Niye Opet'ten sürekli akaryakıt alıyorum? Benim aracım, bu aracım 2014 model. 2014 yılı Şubat ayından beri yalnızca Opet'ten akaryakıt aldım. Aracım şu an yaklaşık 110 bin kilometrede. Neden Opet'ten aldığımı aslında sadece yakıtın kalitesi kesinlikle ön planda. Buna ikincisi bulunurluk geliyor. Bunların hepsinin en önünde de şey var. Bir dinlenme tesisi olarak kullanabiliyorum. En küçük tesisini bile giriyorum. Lavaboları daha temiz. İşte market bölümü var. İçinde karnımı da doyurabiliyorum. Ivır zıvır, abur cubur dediğimiz yiyeceklerden temin edebiliyorum. Çok birkaç tanesi hariç. Hani böyle benim girip çıktığımdan çok fazla akaryakıt istasyonuna girip çıkıyorum. Çok böyle birkaç tanesi hariç genel olarak çok iyi karşılanıyorum. Bunun için Opet'i tercih ediyorum. Burada az önce bana verdikleri broşürde onun için sizlere aktardım arkadaşlar. Seyahatimiz başlıyor arkadaşlar. Hareket ediyoruz. Arkadaşlar, Sirkeci Harem Feribotu çok eski tarihi yıllardan beri aslında geliyor. Osmanlı zamanında da varmış, işte daha farklı araçlar çekiyorlarmış. Sonra teknoloji ayak uydurmuş vesaire derken süreç ilerliyor. Günümüzde artık sanırım geçti çok yakın tarihlerde tur yolundu. Şu an artık İDO'nun verdiği hizmetten faydalanıyoruz. İDO ile beraber kalite bir hayli yükseldi açıkçası. İşte kafeteryaları bile daha güzel. Uzun yolculuklarda da aynı firmayla seyahat ediyorsunuz. Firmanın verdiği bir güven size oluyor illaki. Ben mümkün oldukça, eğer mümkünse, yolu çok uzatmıyorsa deniz yolunu tercih ediyorum. Zaman zaman bugün olduğu gibi işte İstanbul'da da bu yolu kullanıyorum. Beni en çok mesela geçmiş yıllarda deniz ulaşımı, bu arada gelişmiş ülkelerde çok daha fazla. Tabii gelişmiş ülkelerin deniz imkanı varsa, deniz bizde herhalde denizle beraber en çok haşinleşir olan ülkelerdeniz. Keşke işte bu tırlar yerine denizle ulaşım birçok alanda sağlansa. Ama tabii karayolla gitmek zorunda olduğumuz yerler var illaki. Bu planlama çerçevesinde yapılabiliyordur. Gönül ister ki birçok alana denizden ulaşalım.
Yıllar evvel şeyde avcılardan birçok yere İDO ile ulaşım mümkündü. Bu 2003-2004 yıllarında kaldırıldı. Nedenini ben de bilmiyorum. O süreçten bu sürece hiçbir şekilde deniz ulaşımı yoktu. Ama sanırım bundan bir ay, iki ay evvel Haziran-Temmuz sürecinde şey yaptılar. Yeniden faal hale getirdiler. Ama halen etkin saatlerde yok. İşte sabahın ilk saatlerinde sanırım bir sefer, akşam da iş dönüşü bir sefer gözüküyordu en son. Bu biraz daha gelişirse, işte arabalı seferler artarsa çok daha hızlı olacaktır. İstanbul çok büyük bir metropol. Bir ucundan bir ucu nereden baksanız 200 kilometreyi buluyor. Siz Büyükçekmece tarafından kalkıp da Tuzla'ya gitmek istediğinizde bu kilometre 150 kilometre nereden baksanız. Ama bunu denizle gitseniz yine bir saatte gidersiniz. Belki aynı zamanda gidersiniz ama hem trafiğe katılmazsınız, trafiği yoğunlaştırmazsınız, hem de temiz hava almış olursunuz. Ya çok farklı bir aktivite. Ben mesela bugün severek yaptım bu seyahati. Normalde de benim yolculuğum 1 saat, 1 saat 20 dakika sürecekti ama bu sefer deniz yoluna geldim, bir temiz hava aldım, bir çay içtim, ben dinlendim. Zevkli bir yol. Herkese tavsiye ederim. 9 TL'de para ödedim bunun için. Sanırım bu yoğun saatlerde bir miktar artıyor. Eskiden böyle bir uygulama var. Artık var mı yok mu emin değilim. Böyle arkadaşlar. Deniz yolunu tavsiye ederim. Açıklamalar bölümünde Opet kampanyasını tekrar belirteceğim. Kanalıma abone olup yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Hafta içi her akşam saat 20'de yeni videomuz yayınlanıyor. Videolar hakkında yorumlarınızı bekliyor olacağım. Çok yakın tarihte itibaren her videonun altında yorumlara göre hediyeler dağıtmaya başlayacağız. Sevgiyle kalın, esen kalın. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.